oynadığımız Kiev maçı hem de deplasmanda oynadığımız Fransa maçlarında iyi bir görüntü sergiledik. Yarın da Ajax karşısında iyi bir görüntü sergileyerek galibiyet almak istiyoruz. Bir nebze daha ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Sorular Süleyman Bey. Mikrofonu bekleyelim lütfen. İsmail, bu sene senin senen diyebiliriz. Yani böyle hem Fenerbahçe'de iyi bir performans gösteriyorsun, hem Avrupa kupalarında hem de milli takımda. Bir değerlendirme alabilir miyiz bu konuyla alakalı? Ya bu seneki performansım aslında tek başıma sorumlu olduğum bir süreç değil. Çok çalışıyorum. Jesse hocam ve yardımcıları başta olmak üzere mental çalışmalar yaptığımda bir ekibim var. Bu yaz açıkçası sadece 3 günlük bir tatil yaptım. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Daha yolun başındayım, bunun farkındayım. Gelişime açık olduğumu düşünüyorum ve gelişmem gereken mevzuların, konuların olduğunu biliyorum ve bunlara mesai harcıyorum. Daha yolun başındayım, çok çalışmam gerekiyor. Futbolda her zaman çok güçlü olmalısınız. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımız ve biz iyi götürüyoruz. Umarım sezon sonu finalinde hep birlikte iyi yaparız. Talha Arslan, Maçkolik. Jorge Jesus seni genellikle Avrupa maçlarında tercih ediyor. Bununla ilgili bir düşüncelerini alabilir miyiz? Ya Avrupa maçı, lig maçı fark etmiyor. Takımda gerçekten çok inanılmaz derecede bir rekabet var. Bu da kesinlikle hocamızın başarısı. İyi bir uyum yakaladık içeride. Hedef birlikteliğimiz sağladık. Hangi yönde olduğumuzu biliyoruz. Hangi yola doğru gittiğimizi biliyoruz. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Yani bu arkadaşlık ortamı da sahada aldığımız sonuçları yansıdığını düşünüyorum yani. Ceyhun Bey. Sabah gazetesi Ceyhun Samet Yüksel. Jorge Jesus'un geçmiş kariyerlerinde birçok parlattığı isim var, birçok futbolcu var. Jorge Jesus'un nasıl bir dokunuşu oldu, nasıl bir teknik adam sence? Teşekkür ediyorum. Anlamadım abi, kusura bakma, tekrar alabilir miyim? Hocamızı değerlendirmeni rica ediyorum. Sana ne kadar dokundu, nasıl dokundu? Jorge Jesus'un geçmiş kariyerlerinde birçok parlattığı isim var, evet. Orta saha futbolcuları da var. Geldiğin günden beri Jorge Jesus'un kariyer olarak sana faydaları nasıl oldu acaba? Çok pardon. Bununla alakalı bir yorum alabilir miyim? Hocamız ve ekibimiz gerçekten çok tecrübeli. Biz de çok şanslıyız onun ve ekibiyle çalıştığı için. Yani bana gerçekten dokunuşları fazla oldu. İlk defa bu mevkide oynuyorum ve bu mevkiden ne istediklerini biliyorum. Yani onun bana dokunuşları çok fazla oyun anlamında ve topsuz alanda inanılmaz derecede katkı sağlıyor. Kendisinin de tecrübesini biliyoruz zaten. Çıkarttığı oyuncuları da biliyoruz. Ben de yani onun bana verdiği görevleri sahada en iyi şekilde yaparak yani bir nebze daha olsa kendimi geliştirmek istiyorum. Ahmet Bey. Aslında kariyerinin geçmişinde daha ofansif pozisyonlar, roller üstleniyordun ama burada tipik bir 6 numara gibi oynuyorsun ve özellikle Ren maçında çok atletik bir orta sahaya karşı hiçbir şekilde sırıtmadan karşılık verebildiğinizi gördük Mert Hakan'la birlikte. Fiziksel açıdan bu kadar atletik ve güçlü olabilmek için neler yaptın? O oynayamadığın, belki senin için çok iyi geçmeyen dönemleri nasıl geçirdin? Biraz bahsedebilir misin? Ya açıkçası yani oynayamadığım dönemler gerçekten benim için zor oldu. Ama ben hiçbir zaman, daha önce de söyledim, hiçbir zaman pes etmeyen bir futbolcuyum. Her zaman da yani bu kuralı kendime bir ant içtim. Yani oynamamak önemli değil. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Yani evet, o maç gerçekten bizim için zor oldu. Ama Mert abi de yani diğer takım arkadaşları da gerçekten çok iyi konsantre olmuştuk maça. Daha demin konuşmamda söylemiştim. Takımda gerçekten inanılmaz bir rekabet var. Ya bu da hocamızın başarısı. İyi bir uyum sağladık. İçeride çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Yani çok iyi bir yoldayız. İyi gidiyor. Umarım da sezon sonu finalinde çok iyi yaparız yani. İsmail için başka soru var mı? Yoksa İsmail'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hocamızın değerlendirmelerine geçiyoruz. Genel bir değerlendirmeyle başlayacağız Sinan. Sonra sorulara geçeceğiz. Okay. Tonight, bom dia. Vai ser um jogo importante para as duas equipas. São o Lanarca com a vitória sobre o Dinamo de Kiev. Entrou no grupo também de apuramento. E nós queremos beneficiar do fator de jogarmos no nosso estádio, com a ajuda dos nossos adeptos, fazer uma vitória contra uma equipa que não é muito conhecida
na Europa, mas é uma equipa bem trabalhada e com alguns jogadores internacionais da Bósnia, da Sérvia e de outros países com qualidade. Iremos ter um jogo difícil, mas, como sempre, preparamos-nos para as dificuldades, para que as coisas depois possam tornar-se mais fáceis. Tünaydın. İki takım için de önemli bir maç olacak. Larnaka grupta Dinamo Kiev'i yendi ve gruptan çıkma yarışında kendisinin de olduğunu gösterdi. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek istiyoruz yarın. Taraftarlarımızın da yardımıyla buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Rakibimiz Avrupa'da çok tanınmasa da uluslararası kaliteli oyuncuları var. Bosna, Hersekli, Sırp oyuncuları var, kaliteli yabancı oyuncuları var. Zorluklar çıkacaktır maçta karşımıza ama biz bu zorlukları lehimize kolaya çevirebilmek için çalışıyoruz. Buyurun. Sansürsüz Futbol ve Radyo Gol, Elis Buse Araç. Sezon başından beri gerek rakipleriniz gerek basın mensupları muhtemel ilk 11'inizi tahmin edemedi. Rakiplerinizin stratejinizi anlamıyor olması bir avantaj sağlıyor mu? Teşekkür ederim. Então, desde início da temporada é muito difícil para os adversários e também para jornalistas adivinhar o 11 inicial do Fenerbahçe e a estratégia do Fenerbahçe, porque sempre muda. Você acha que isso é uma vantagem para a sua equipa? Se eu não achasse, não tinha essa ideia. Acho claramente que é uma vantagem. Os nossos adversários têm alguma dificuldade em montar estratégias, ter certezas para montar estratégias face à variante que normalmente a gente faz de jogo para jogo e com jogadores também sempre diferentes, e penso que isso também tem sido um registro muito positivo da equipa do Fenerbahçe. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakiplerimiz bize karşı net bir strateji belirlemekte zorlanıyorlar. Nasıl bir oyun oynayacağımızı öngöremiyorlar. Ve maç içinde yaptığımız değişkenliklerle ve her maçta farklı oyuncular oynatmamızla bize karşı strateji belirlemekte zorlanabiliyorlar. Bu da Fenerbahçe açısından pozitif bir durum olduğunu düşünüyorum. Kenan Bey. Sayın Jesus aslında en başta bahsetti ama kamuoyunda basit bir rakip algısı olduğu için AEK Larnaka herhalde vurgulamak lazım. Dinamo Kiev'i yendi rakip. Ren son anda kazandı. Bu nedenle hani kamuoyunda her ne kadar kolay bir rakip algısı olsa da riskli bir görünümü var. Kendisi nasıl bir değerlendirmede bulunur acaba?